Evet Gürsel Bey, tabii şimdi size soralım. Tabii Bir ki. genel çerçeve var ama 3 Aralık'ta ne olacak? Evet, öncelikle iyi akşamlar size, konuklarınıza, bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza. Aslında 2022 yılında bizim kurultayımızda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi oy birliğiyle karar alınmıştı ve o günden itibaren Sayın Genel Başkanımız ve partideki belli arkadaşlarımızla beraber uzun süre, yani 3 yıllık bir çalışmadır. İçeride, dışarıda çokça bilim insanları... Yani 3 Aralık'ta açıklanacak şey 3 yıllık çalışmanın ürünü mü? 3 yıllık çalışmanın ürünüdür. Yani çünkü hep şeye bağlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte İngiltere seyahati vesaire. Geziler, olabilir yani. Kimin nereye bağladığını çok önemi yok. Nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine uygun bir şekilde, örneğin 1923-1959'daki hedefler beyannamesi gibi uzun süreli, çok sağlıklı, yani Türkiye'nin çokça sorunları var. Bütün bu sorunlar çok önemli süzgeçlerden geçerek önümüzde inşallah ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sadece bir siyasi partinin mutfağında kendi kadrosu tarafında hazırlanmış bir program değil. Çokça gerçekten ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının katkılarıyla çok önemli bir çalışma yapılmıştır. Gerçi şimdi 100. yıl çağrısı bir herkes tarafında çok kullanılıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi 2022 yılında bunu kurultayında karara bağladı. Burada tabii hepimizin bildiği, Türkiye'nin çokça temel sorunları var. Bunlar nelerdir? İşte hepimizin bildiği, çok önemli iki tane hukukçumuzun da burada olduğu bir ortamda şunu söylemek istiyorum. Demokrasinin çokça tarifleri var. Herkes kendine göre bir demokrasi tarifi yapar ama demokrasinin evrensel kurallarda tek tarifi var. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız ülkenizde demokrasi vardır. Maalesef şimdi biz bir bütçe hazırlığı içindeyiz. Bütçe konusunda halen biz neyi oylayacağız, nelerin oylanıp oylanmadığını, harcamaların ne olduğunu, kimler ne kadar harcamış, hiç bunları bilmiyoruz. Geçmiş dönemde her şeye rağmen, ağır aksak da olsa bir Sayıştay raporu vardı. Belki biraz sonra yeni anayasa taslağında da çok önemli bulduğum, yani gerçekten birçok konuların önünde gelebilecek bir konudur. Çünkü şu anda doğan çocuklarımız vergi mükellefi olarak doğdular. Yarından itibaren babaları onlara süt alacak, baş alacak, üst alacak ve her birisi birer vergi mükellefi. Bu harcamaların nasıl harcandığını, nasıl kullanıldığını bütün dünyaya baktığınızda çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yerelinden genelinde, yani bunu bir bütün olarak söylüyorum. Böyle hemen şeye saldırıya geçilmesin. Ben bir birey olarak, bir vatandaş olarak Batı'nın herhangi bir ülkesinde yaşadığımda ödediğim verginin kendi oturduğum beldede, belediyede, bakanlıkta hangi harcamaların olduğunu, beni yönetenlerin hangi ücretleri aldığını, yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğunu göremiyorsam o ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir ne yazık ki. Şimdi bugün bu az önce verdiğimiz tanıtım filmi paylaşıldığı anda insanlar acaba bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olacağı yönünde bir sinyalde olur mu 3 Aralık'ta diye yorumlandı. Efendim? Bir yandan da çünkü Altılı Masa'nın da bir hükümet programının açıklanmasını, çünkü bundan sonraki geçiş süreci ve hükümet programı açıklanacak diye bekleniyor. O da beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi, bizim parti olarak programımız budur mu diyecek Türkiye'nin yönetimine ilişkin. Efendim, yani bu çokça uzun süredir Sayın Genel Başkanımızın her açıklamalarında, her çalışmalarında biz sonuç itibariyle ana muhalefetiz. Büyük bir siyasi partiyiz. Oturacak durumda değiliz. Bizim ve bizim müttefiklerimiz, ortaklarımız, herkes kendi programları, kendi projeleriyle ilgili çokça çalışmalar yapıyor. Biz herhangi bir arkadaşlarımızın açıklamalarında bir kaygı duyarak bu bir adaylık açıklamasıdır gibi bakmıyoruz. Ama bireysel olarak bana soru sorarsanız, elbette tabii ki her siyasi partinin genel başkanı potansiyel bir adaydır. Bunu herkesin de bunu böyle bilmesi lazım. Bundan doğal bir şey olamaz yani. Ama bu benim kişisel düşüncemdir ya da partidaşlarımın düşüncesi olabilir. Günün sonunda
partide oturan, gerçekten Türkiye'nin çok büyük misyon yüklendi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani altılı masaya çok büyük şey, misyonlar yüklendi. Yeni anayasa taslağı konusunda çalışmaları olan, hazırlıklar yapan, buna emek sarf eden çokça arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten nefes aldırabilecek, adeta bir su gibi, bir hava gibi toplumun çeşitli kesimlerinin uzun süredir beklentisine cevap verebilecek bir anayasa taslağıdır. Daha iyisi de olabilirdi. Onlara ama geçeceğiz Gürsel Bey. Oradan şuraya da geçmek istiyorum. Kısaca şey yapalım, biraz hızlı dönelim. Hemen bitireceğim. Sayın Erdoğan'ın bu akşam bir konuşması vardı. Onu da mutlaka tartışmamız lazım. Ben zaman zaman ekranlarda, televizyonlarda seçimle ilgili kaygılarımı ifade ettiğim için bazen de eleştiri alıyorum. Ama bugün Sayın Erdoğan da çok kaygılı bir konuşma yaptı. Önümüzde kritik bir seçimin olduğunu, sandıklara mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini, sandıklarda her türlü oyunun olabileceğini bir ülkenin cumhurbaşkanı söylüyorsa bu ciddi bir şekilde tartışma konusu olması gerekiyor diye aslında düşünüyorum. Aslında şimdiye kadar muhalefet dillendiriyordu bunu. Şimdi evet, yani tabii ki aynen katılıyorum ve gerçekten kaygılıyım. Yani bir seçim güvenliği sorunu var mı diyorsunuz Türkiye'de? Elbette, tabii ki var. Birincisi, ben uzun süredir sandık başkanı, müşahit, mücahit, aklınıza ne gelirse tamamında görev yapmış bir insanım. Seçim yönetmiş bir insanım. Aynı zamanda da AGİT üyesiyim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde seçimleri gözlemiş bir insanım. Habertürk'te bir şey söylemiştim. Gelin dedim, tıpkı sınav gibi kamera koyalım. Hiçbir vatandaşımızın reyiyle ilgili kaygısı olmasın. Madem ki Sayın Erdoğan'ın da böyle bir kaygısı varsa bunu mutlaka kayıt altına almamız gerektiğini diye düşünüyorum. Peki.